Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Sadece son aylarda Türkiye'de değil, dünyada ses getiren 23 derece ekranlarındayız. Son ayların dünyada en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini, yani en önemli konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini 23 derece ekranlarında. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, enerjiyle, umutla ama hepsinden önemlisi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek, karanlığı boğuncaya dek Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin önemli eğitimcileriyle son aylarda sadece Türkiye'de değil, dünyada en fazla takip edilen haber sosyal mecrası 23 derece ekranlarında konuşacağız. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Türkiye'nin eğitiminin pek çok alanında çalışmış, teoriye, pratiğe hakim, yerel yönetimlere bu yönüyle hakim, bence Türkiye siyasetinin ve Türkiye eğitiminin, Türkiye kamuoyunun daha yakından tanıması gereken bir isim, eğitimci danışman Osman Çağrı Şahin. Osman öğretmenim, Osman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi görmek. Değerli hocam, bugün tam da böyle PISA sonuçlarının açıklandığı bir dönemde Türkiye'de eğitim ne durumda başlığı altında sizinle konuşmaya çalışacağız. Hocam, Türkiye'de eğitim ne durumda? Eğitim konusunda sizce ülkece üstümüze düşenleri yapıyor muyuz? Yani birçok konuda yapmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Uzun zamandır bununla ilgili bir tartışma da yürüyor. Bizim eğitimde ne yapmaya çalıştığımız meselesi aslında bir taraftan da şöyle bir tezahürü var. Eğitimde neyi yapmak istediğimizden çok nasıl yapmak istediğimiz ve sizin de hakim olduğunuz şekliyle Şahin Hocam, bu eğitimin nasıl bir insan felsefesi kurduğuna dair bir tartışma yürütmek gerekiyor. Bunun ötesindeki tartışmaların tamamı aslında bir yönüyle eksik tartışmalar olarak adlandırabiliriz. Eğitimde eğer bir felsefeniz yoksa, bir bakış açınız yoksa, bir insan tarifiniz yoksa her şey geride kalıyor diye söyleyebilirim ilk sorunuz hocam. Osman hocam, ben programın girişinde genelde şöyle bir şey söylüyorum. İşte eğitimin tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya çalışıyoruz diye. Siz de Türkiye eğitim üzerine okumalar yapan bir eğitimcisiniz. Siz bu anlamıyla düşündüğünüzde Türkiye'nin eğitim tarihinde bize anlatabileceğiniz iyi örnekler var mı? Çünkü ben de Türk eğitim sisteminin sadece ne iyi ne kötü olmadığını düşünüyorum ve bu anlamda da kendi mahallemden de dönem dönem ciddi eleştiriler alıyorum ama bizim görevimiz Türkiye'nin eğitimine olabildiğince katkı koymak. İyi örnekler var mı Türkiye'nin eğitim tarihinde bize anlatabileceğiniz? Tabii ki var. Bir sürü iyi örnek var ama biz bütünlüklü bir eğitim felsefesi, bütünlüklü bir eğitim yaklaşımı oturtamadığımız için ve bunu çağlara ve hükümetlerin değişimine rağmen bir yönüyle ortaya koyamadığımız için, süreklilik arz edemediği için, sürdürülebilirliği olmadığı için eğitimle ilgili temel meselelerde tartışmalar büyüyor. Yani herhangi bir eğitim bakanı geldiğinde ya da herhangi bir eğitim bakanı değiştiğinde, hükümet değiştiğinde bir eğitim felsefesi değişmez. Bir ülkenin eğitim felsefesi nettir. Onun üzerine kurulması gerekir. Bu felsefenin üzerine inşa edeceğiniz her şey doğru ya da yanlış, gerçek olmak zorundadır. Doğrular ve yanlışlar siz daha iyi bilirsiniz Şahin Hocam. Doğrular ve yanlışlar kişilere göre değişir ama gerçek değişmez. Sizin gerçeğe dair bir yaklaşımınız varsa, bunu içselleştirebilmişseniz, memleketin de eğitim felsefesi bunun üzerine şekillenir.
İyi örnekler yok mu? Var. Uzun zamandır var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir kere harf inkılabı çok önemli bir devrimdir. Harf inkılabının üzerine kurduğumuz, inşa ettiğimiz işler çok önemli bir yapılaşmadır. O dönemin ulus devlet fikri üzerinden kurduğumuz yaklaşımlar eğitimde kıymetlidir. Bir taraftan da Cumhuriyet, şimdi Cumhuriyet'in de 100. yılındayız biliyorsunuz. Evet, evet. Cumhuriyet'in 100. yılında o dönem kurduğumuz felsefi yaklaşım pedagojik olarak eksik olmasına rağmen, bu tarafını altını çizerek söylüyorum. Pedagojik olarak çocuğu eksik bir yerden gören ve pedagojik olarak tam olmamasına rağmen felsefi olarak temel bir yaklaşım vardır. Bunun en iyi örneğini de köy enstitülerinde görürüz. Köy enstitülerinde gördüğümüz yaklaşım, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Aslında iş içinde eğitimin, işte Hasan Ali Yücel'lerin, İsmail Hakkı Tonguç'ların, Halil Fikret Kanatlar'ın bir dönem biriktirdikleri bir meseledir, bir hikayedir. Bunun üzerine de bir eğitim inşası yapmışlardır. O dönemin ihtiyacını da karşılamışlardır. Ama bundan sonra, yani 1945'ler 50'lerden sonra eğitimde bizim ciddi anlamda bir liberal bir dönüşüm var. Bu dünyada ekonomik bir liberal dönüşüm var. Bunun üzerine inşa edilen yapılarda tamamen piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Kibar olarak öyle söyleyeyim. Hani piyasanın ihtiyaç diyelim. Evet. Piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir ve piyasanın ihtiyaçlarına göre kurulan bir eğitim sistemi de zaten temel olarak bir ihtiyaca tekabül etmez. Neden diyeceksiniz? Neden sorusunun cevabını da vereyim. Çünkü bugünkü okulun, yani sizin derse girdiğiniz, benim derse girdiğim, öğretmenlerin her sabah derse girdiği okulun temelleri sizce kaç yüzyıl önce atılmıştır? Sanayi devrimiyle beraber mi diyelim? Yani aşağı yukarı evet, yani 200 yıl önce. Yani 200 yıl önce, iki insan ömrü kadar bugün atılmıştır. Yani bugün okul dediğimiz şeyin temelleri tarlaya ırgat, fabrikaya işçi, kışlaya asker yetiştirmek üzerine kurulmuştur. Bunu bilmeden, bunu algılamadan bugünkü okulu algılayamayız. Bugünkü okulu doğru analiz edemeyiz. Yani otoriteye itaat eden, kolay emir alabilen, iş gücü olabilen insanlar üzerine inşa edilmiştir bugün okullar. Onun için bugünkü okulun ne üzerine inşa edildiğine dair de aslında bir sorum olacak. Bugün nasıl iyi bir okul olmalı, ama sistematik gitmek adına başka bir soru sorayım. Okul kısmına geleceğim. Siz yıllardır Türkiye'nin eğitimine bakan birisisiniz. İlgilenen birisisiniz. Yarın bir hükümet değişti. Bakan olamadık ama bakıyoruz. İşte onu diyeceğim. Diyelim ki yarın bir hükümet değişti. Osman Çağrı Şahin Türkiye Milli Eğitim Bakanı dediler. İlk olarak değerli hocam, neyi değiştirdiniz ve az önce sorduğunuz soruyu da sorayım. Neden? Bir kere hiçbir şey değiştirmem. Çok net olarak söylüyorum. Hiçbir şeyi değiştirmem. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün yani şöyle söyleyeyim. Genelde şöyle tartışılıyor ya bizim ülkemizde. Siz mesela el yazısına geçiyorsunuz. Eğitimde reform. İşte çantayı kaldırdık, kitapları verdik. Eğitimde reform. İşte Fatih projesi, eğitimde reform. Ben şunu söylüyorum Şahin Hocam. Formu olmayanın reformu olmaz. Yani onun için hiçbir şey değiştirmem. Bugün ben Milli Eğitim Bakanı olsam hiçbir şey yapmam. Önce anlamaya çalışırım, analiz etmeye çalışırım ve Finlandiya'da yapıldığı gibi çok hani batıdan da örnek vermek isteyen ya da orayı da önemseyen biri olarak söylemiyorum. Hocam biz şunu Kırşehir'den söyleyeyim. De örnek istiyoruz. Anadolu'dan, Kırşehir'den örnek veririz. Oradan da veririz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biz Finlandiya'da bugün
bugün size altını çizerek söylüyorum. 12 yıl sonra hayata geçecek eğitim sistemi müfredatı tartışılıyor. Bugün tartışılıyor. 12 yıl sonra hayata geçecek. Şimdi biz bütünlüklü bir eğitim politikası, bütünlüklü bir müfredat, bütünlüklü bir anlayış getiremezsek kusura bakmayın, geçmiş olsun. Peki Osman Hocam, tam da bu bütünlüklü anlayışı getirebilmek adına ya da form olmadan reform olmaz dediniz bunun adına. Sizce eğitimin amacı ne olmalı? Eğitimden ne beklemeliyiz? Amacımız ne olmalı? Yani ilk çağlara gitmek gerekiyor orada. Niçin eğitildik biz? Yani biz niçin eğitildik? Niçin öğrendik? Şimdi öğrenmenin bir doğası var. Öğrenme kendiliğinden gelişen bir şey. Yani bunun içerisinde de bir doğa var, doğası var. Siz şunu hayal edin. Çocuğunuz var mı bilmiyorum Şahin Hocam ama. Ha, 6 yaşında bir kızım var. Evet. Çocuğunuz ilk neyi öğrendi? İlk neyi öğrendi doğduğu andan itibaren? Annesinin memesini tutmayı öğrendi değil mi? Değil mi? Bu bir refleks değil mi? Sonra gitti, çocuğunuzu hatırlayın. Siz ona çıngıraklarla oyunlar oynattınız. Agugugu dediniz. Ona şebeklikler yaptınız. Hepimizin yaptığı gibi. Onu öğrenmeye teşvik ettik değil mi çocuğumuzu? Teşvik ettik ve o sürekli bir şeyleri merak etti. Doğru hatırlayın. Sürekli bir şeylere dokundu, ağzına götürdü. Öğrenme insanın doğasında var zaten. Doğasında olan bir şeyi insanın bir müfredata sıkıştırmak, özellikle şunu diyorsak, öğrenme parmak izi kadar farklıdır diyorsak, öğrenme benzersizdir diyorsak, bir müfredata sıkıştırmak çok zor. Ama müfredatla da, müfredatsız da bir okul eğitimi olmaz. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Müfredat şunu anlatmalı. Genel çerçeveyi çizmeli. Genel çerçeveyi çizerse çocuklar ya da öğrenciler kendi alanlarında ilerleyebilme fırsatı bulurlar. Bunun da mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Bunun deneyimlerini biz gördük, yaşadık, uyguladık ve uygulattık. Onun için olabileceğini düşünüyorum. Yani bir çocuğun doğal, temel ihtiyaçları üzerinden kurgulayabileceği bir hikaye, bir öykü yaratmamız lazım. Peki Osman Hocam, şimdi, tam bu noktada bizi şu an yüz binlerce 23 derece velisi, ebeveyni izliyor. Ebeveynler peki bizi dinlerken onlar eğitimden ne beklemeli? Bir de ebeveyn tarafından bakalım uygun görürseniz. Vallahi açıkça söyleyeyim, ebeveyn tarafı biraz sorunlu. Yani bunu söylememiz lazım. Şimdi kimsenin gücüne gitmesin ama ebeveyn tarafı da şöyle bir duygu var. Aynı senin 6 yaşındaki çocuğun, benim 10 yaşındaki çocuğumdaki olduğu gibi benim çocuğum algısı var. Tırnak içinde söylüyorum. Benim çocuğum algısı üzerine kurduğum bir şeyde topyekun bir eğitim hamlesi gerçekleştiremezsin. Bunu yapman çok mümkün değil. Yani benim çocuğum dediğin anda bütün dünyayı kaybediyorsun. Ben şöyle bir cümle kuruyorum bütün öğretmen eğitimlerinde. Ben Türkiye'nin 52 ilini gezdim. 52 ilinde öğretmen eğitimleri yaptım. Özel okullarda yaptım, devlet okullarında yaptım, gittim, konuşmalar gerçekleştirdim. Ben her yerde şunu söylüyorum. Dediğim tek bir laf var. Kendi çocuğun için istediğini başkasının çocuğu için istemiyorsan eğitimci değilsindir. Burada bir ahlak sorunu vardır. Yani ben Şahin Hocam'ın çocuğu için istediğimi, kendi kızım için istediğimi, bir başkasının çocuğu için istemiyorsam burada bir sorun vardır. Temel olarak ebeveyn davranışında, Şahin Hocam bunu söylememde herhangi bir sakınca yok herhalde. Yani neoliberal bir yaklaşımın yarattığı bir kurgu var. Bir beyaz yakalılar kurgusu var. Bir zenginler kurgusu var. Bunun üzerine kurulmuş bir hikaye var ve sürekli bize pompalanan bir hikaye var. Yani gittiniz, arabanızı benzin istasyonuna çektirdiniz, depoyu dolduruyorsunuz. Sürekli depo dolduruluyor. Sürekli veliler, yani benim ebeveynler dediğim kesim,
sürekli olarak dolduruluyor. Sürekli olarak bir şeylere yöneltiliyor. İşte bunun bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. İşte benim çocuğum dramaya da gitsin, bir taraftan robotik de bilsin. Robotik kodlama da öğrensin. Bir taraftan satrancı da bilsin. Şimdi siz bunu gerçekleştiremezsiniz. Şimdi çocuğunuzun doğasından uzaklaşıyorsunuz ve çağın yani dönemin hakikat sonrası diye ifade edilen hakikattan uzaklaşıyorsunuz. Yani siyasette de bazen konuşuluyor ya hakikat sonrası çağ diye. Hocam peki yani, tam bu hakikatin ortasında siz size göre bütün bu söylediklerinizin ışığı altında nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce iyi bir okul nasıl olmalı? Yani bu neoliberal politikaların ortasında ya da Türkiye'nin şu an pratikte yaşadığı neo muhafazakar politikaların ortasında ya da işte evet, dünya felsefe tarihinde geldiğimiz noktada sizce iyi bir okul nasıl olmalı? Yani bir iyi bir okul bir kere demokratik olmalı. Bütün mekanizmalarını demokratik olarak işletebilmeli. Yani tekrar söylüyorum. Bütün mekanizmalarını demokratik olarak işletebilmeli. Bunun üzerine kurmalı. Yani okulda çalışanların da söz sahibi olduğu, çocukların da söz sahibi olduğu bir ortam yaratabilir. Osman hocam soru şöyle sorayım o zaman. Peki demokratik katılımcı bir eğitim nasıl mümkün? Sistematik gitmek adına. Çünkü genelde bu demokrasiden bahsediliyor. Ben de yazılarımda yazıyorum falan ama demokratik katılımcı bir eğitim pratikte nasıl mümkün olur? Vallahi mümkün olabiliyor. Eğer kamu gücü varsa, eğer öğrenci kaydetme ticari bir kaygın yoksa, ticari bir kaygın yoksa yaratılabiliyor. Biz bunu yaratabildiğimiz deneyimler var. Başka bir okul mümkün sürecinden başlayan bir hikayemiz var. Kar amacı gütmeyen eğitim kooperatifleri kurmuştuk o zaman. Ama bugün geldiğimiz noktada belki de Türkiye'de ilk olarak Bayraklı'da, Bayraklı Belediyesi'nin desteğiyle biz demokratik, adil, katılımcı okullar kurmaya çalışıyoruz. Osman hocam bunun adı Bayraklı modeli mi? Ben sizin bir yazınızı okudum birkaç gün önce. Evet, evet öyle. Biraz evet, da orayı evet, açalım mı? Bayraklı modeli nedir, ne değildir? Oradan gidelim isterseniz. Evet, olabilir. Yani biz Bayraklı'da şunu yapıyoruz. Kamu eliyle, kamu desteğiyle değil, doğru ifade öyle olur. Kamu eliyle, kamu desteğiyle anaokulları açıyoruz. 3-6 yaş arası çocuklara hitap eden anaokulları açıyoruz. Ve bu anaokullarını açarken temel bir siyasal aslında strateji gütmeden, altını çizerek söylüyorum. Temel bir siyasal strateji gütmeden herkesin okullara gelebileceği, yararlanabileceği alanlar yaratıyoruz. Ve bunda özellikle mimariye dikkat ediyoruz. Peki ne yapıyoruz Şahin Hocam? Mesela Türkiye'deki en önemli sorun ne? Liyakat sorunu. Öğretmenlerin liyakat sorunu değil mi? Bugün gene mülakat gündemde değil mi? Yusuf Tekin açıkladı. Mülakat yapacağım. O zaman ben şöyle bir soru sorayım siz söylemeden önce tırnak içerisinde. Ya adama derler ki kardeşim sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Belediyelerde herkes kafasına göre hangi partinin ise istediği adamı alıyor, şirket üzerinden çalıştırıyor. Ben geçen sizin bir tweetinizi gördüm. Türkiye'nin önemli okul öncesi akademisyenlerini oraya toplamışsınız. Sanki başka işiniz gücünüz yokmuş gibi sınav yapıp bir de belediye yani böyle liyakatın olmadığı, insanlara büyük bir şekilde torpille alındığı bir bölge olan belediyelere liyakatlı öğretmeni bile öğretmen almaya çalışıyorsunuz. Milli Eğitim evet. Bakanlığı'yla mülakatı tartışırken. Derdiniz ne hocam sizin? Derdimiz şu. Aslında tam olarak sosyal demokrat belediyeciliğin de hani eğer yerel yönetimler anlamında söylüyorsanız sosyal demokrat belediyeciliğin de özü bu. Eleştirdiğin şeyin doğrusunu göstereceksin. Eleştirdiğin şeyin karşılığında olan şeyi yaratacaksın. Şimdi biz bunu yarattığımızı düşünüyoruz. Şöyle yaptık. Şahin Hocam hiç lafı evirmeye çevirmeye gerek yok. Biz Bayraklı Belediyesi'nde anaokulları açacağız dedik. Açalım. Peki öğretmeni nasıl seçelim? Tartışması başladı. Biz öğretmeni nasıl seçeceğimize
karar verirken herkes dedi ki işte Şahin Hoca'nın tanıdığı var. İşte o buradan biri referans gönderiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dedi ki hayır kardeşim, eğer biz gerçekten de eğitim sistemine dair bir hikaye yaratacaksak bunun gerçekçi, ölçülebilir bir karşılığı olması lazım. Bu karşılığı nasıl yarattık biliyor musunuz? Ege Üniversitesi'ne gittik İzmir'de. Ege Üniversitesi'ne dedik ki ölçme değerlendirme araştırma merkezine, bizim için bir sınav yapar mısınız? Dediler ki yaparız. Peki bu sınava girecek okul öncesi öğretmenleri nasıl belirleyeceğiz? Başvuran herkesi alacağız. Başvuran herkes buraya girecek. Başvuran herkes buraya girdi. Sınava katıldılar. Ve biz Ege Üniversitesi yetkilileri de orada, biz de buradayız. Sınavın hiçbir yerine müdahil olmadık. Hiçbir aşamasına müdahil olmadık. Ve şöyle bir kıstas koyduk. Aslında Bloom'un öğrenme taksonomisini bilirsin hocam. 70 üstü alan herkesi mülakata aldık. Herkesi mülakata aldık. 70 üstü herkesi, 70 üstü puan alan herkesi mülakata alırken şunu söyledik. Mülakata da biz girmeyeceğiz. Mülakata kim girecek? Sizin dediğiniz gibi biraz önce. Mimar Sinan Üniversitesi'nden, Boğaziçi Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden, Kültür Üniversitesi'nden, okul alanında yetkin akademisyenler mülakatı yapacak. Bu arada altını çizerek söylüyorum. Mülakatta ses ve görüntü kaydı alınacak. Ses ve görüntü kaydı alarak mülakat yaptık. Ve bu mülakatın sonunda akademisyenlerimiz öğretmenleri belli bir sıraya koydular. O sırayla arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza istihdam alanı yarattık. Şimdi model böyle başladı. Model böyle başladı. Bu benim uzun yıllardır kamu eliyle yapmaya çalıştığım, iyi örneğini göstermeye çalıştığım bir şeydi. Ben mesela Şahin hocam, sen ne kadar katılırsın bilmiyorum ama Yusuf Tekin'in mülakat ısrarına katılıyorum. Katılıyorum. Mülakatsız öğretmen alınmaz. Mülakatsız öğretmen olmaz. Ama ne zaman? Mülakatın nasıl yapılacağı kısmı? Bir, nasıl yapılacağı kısmı. İki, ne zaman yapılacağı kısmı. Yani ne zaman mülakat? Belki de şeyde köy enstitülerinin öğretmen alımında yapıldığı üzere eğitim fakültesinde öğrenci alınırken alınabilir. Osmancığım bir saniye arkadaşlar, biliyorum programın sonuna geldik, bir 5 dakika konu ve konuğum önemli. Hocam aslında zamanı doldurduk ama ben sizi önemsiyorum, biraz daha devam etmek istiyorum. Peki bütün bunların merkezinde mülakat kısmını orada tutarak söyleyeyim. Çocuğa ya ana eğitimin öznesi öğrenci olmalı, çocuk olmalı diyoruz. Öğrenci merkezli eğitim, çocuğun üstün yararı. Siz olarak çocuğa yaklaşımımız konusunda ne düşünüyorsunuz? Hocam zaten temel sorun burada. Ama bir önceki konuya dair bir şey söyleyeyim. Mülakatı ne zaman yapacağız meselesi var ya. Şimdi bizim Milli Eğitim Bakanlığımızda Yüksek Öğretim Kurulu arasında anlaşılamayan bir şey var. Çözemediğimiz bir şey de var. Öğretmen eğitim fakültesini tercih ederken mülakat alınmalı. Tabii. Bir kere bunun altını çizeyim. Mülakat yani, olmalı ama eğitim fakültesinin çıkışta değil. Zaten evet, çıkışında değil. Girerken olmalı. Yani sen öğretmenliğe uygunsun değilsin. Ondan sonra o arkadaşımız puanıyla başka bir bölümü tercih edebilir. Ama öncesinde olmalı. Bunu hemen kısaca parantez açıp kapatayım. Sizin sorunuza gelecek olursak şöyle. Çocuk eğitimin neresinde dediniz? Doğru mu? Evet, çocuğa şimdi, yaklaşımımızı nasıl buluyorsunuz siz? Ya çocuk dediğiniz şey bizden biri. Sizin gibi, benim gibi, burada canlı yayın yapacak kadar yetkin biri aslında. Bize fikir verebilecek biri. Biz çocuğu hep eksik tanımlıyoruz. Yani eksik. Bunun hep bir şeye ihtiyacı var. Hep bunu desteklemek lazım. Hani bunu buralardan, bir yerlerden destekleyelim. Çocuğa eksik bir varlık gibi davranıyoruz. Şimdi biz çocuğa eksik gibi bir varlık davranamayız. Çocuk eksik bir varlık değildir. Çocuk tamdır.
bizim gibi, Şahin Aybek gibi, Osman Çağrı Şahin gibi bir tamdır. Çocuk kişiliği de zaten bu tamlık üzerine gelişir. Siz bunu eğer çocuğa eksik bir vurgu yaparsanız, tamamlanması gereken bir kişi vurgusu yaparsanız, o zaman kaybedersiniz. Hiç kusura bakmayın. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili bir örnek söyleyeyim. Lütfen. Ben Bayraklı Belediyesi'nde anaokulları açarken, birinci anaokulunu açtık, ikinci anaokulunu açtık. Üçüncü anaokulun adını çocuklara koydurduk. Çocuklara koydurduk. Sana bir hocam, samimiyetimize de binaen bir şey söyleyeyim. Sence çocuklar sana okulun ismini ne koymuşlardır? Ciddi merak ettim çünkü çocuklar sizin benim yaklaştığınız gibi. Bir ipucu veriyorum. Pati. Pati anaokulu mu koydular? Pati, ipucu pati. Sence ne koymuşlardı? Yani hav hav köpeklerle girip şey mi falan mı koydular? Pati, ipucu pati. Empati mi? Ya da sempati mi? Empati, çocuk, empati. Yok hocam. İnanılmaz bir dünyası. Yok pati hocam, ben ipucu da verdim. Çocuklarla bir gün atölye yaptık biz. Bir gün atölye yaptık. Yeni okulumuzun ismini koyması için. Demokratik katılımın mekanizmaları açısından da çocuklar okulun adını Pati İzi koydu. Pati İzi. Çok başka bir yaklaşım. Ya kimsenin aklına, benim diyen reklamcının aklına gelir mi? Gelmez. Gelmez ve en doğal halleri aslında. Peki hocam biz en öğretmenler doğal olarak, okul olarak onların o Pati İzi yaratıcılığını öldürüyoruz. Zaman çok daralıyor. Peki onları öldüren bizler, kendimize dahil edelim ki sonra linç yemeyelim. Öğretmenlere ne söylemek istersiniz? Ya öğretmenlere çok net bir şey söyleyeceğim. Ben de öğretmenlik yapmış, öğretmenler odasının tozunu yutmuş biri olarak söylüyorum. Öğretmen arkadaşlarımızda temel olarak şöyle bir şey var. Bir vazgeçmişlik var. Bu devir böyle gelir, böyle gider gibi bir akıl var, bir yaklaşım var. Bence bunun ötesine geçmek gerekiyor. Sonuçta her öğretmen kapıyı kapattığı andan itibaren, sınıfına girdiği andan itibaren özel bir birey. Hı hı. Sonuçta bizim müfredatımız da çerçeve bir müfredat. Bunu renkleştirebilir, farklılaştırabilir, her türlü yeni yeni yöntemler kurabilir. Bunun üzerine bence düşünmek gerekiyor. Bunun üzerine şöyle de bir düşünme gerekiyor. Bence iddialı bir şey söyleyeceğim. Aykırı bir şey gelecek sana belki. Ama öğretmenlere şunu açıkça söylemek gerekiyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde öğretmen var. Sen de biliyorsun hocam. 1 milyonun üzerindeki öğretmene şunu sormak gerekiyor. Öğretmenlik yapmak istiyor musun? Öğretmenlik yapmak istiyor musun? Yapmak istiyorsan devam edelim. Bizim koşullarımız, şartlarımız şu. Öğretmenlik yapmak istemiyorsan yapma. Lütfen yap. Bak ben çok samimi ve çok alttan ve çok öğretmenlik yapmak istemiyorum diyeni yani devlet kademesinde o kadar yer var ki devletin kademelerinde. Oraya oturtalım. Orada işini yapsın. Maaşını alsın. Mağdur olmasın. Hak ama kaybetmesin. Yapmasın. Osman Hocam bu noktada işte bir adaletten bahsettiniz aslında bunu söylerken. İlk başta da sosyal demokrasinin uygulamalı olmasından bahsettiniz. Ben evet, onu sosyal demokrasiyle adaleti, hukukun üstünlüğü, çünkü sosyal hukuk devletine gireyim. Siz eğitimde sosyal adalet üzerine de çalışıyorsunuz. Evet. Eğitimde sosyal adalet ne demek? Kısaca bir onu da alayım mı? Yani şöyle söyleyeyim size. Bizde şöyle bir kavramsal yanlış var. Şahin Hocam ne kadar katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama yaygın kullanılan kavramlar var. Mesela bunlardan bir tanesi eğitimde fırsat eşitliği hocam. Ben size soruyorum bir eğitimci olarak, yıllardır bu işe gönül vermiş, beraber bu konuları tartışmış bir arkadaşınız olarak soruyorum. Eğitim bir fırsat mıdır? Fırsat olmaması gerekiyor. Eğitimin herkese verilmesi gerekiyor. Yani eğitim fırsat bir haktır hocam. Eğitim bir haktır. Ama hepimiz Sosyal Demokrat Partiler bile ya da diyelim ki
nasıl ifade edeyim, kendisini çok böyle akademik düzeyde ifade eden, Türkiye'nin eğitim sistemine yön verdiğini iddia eden vakıflar, STK'lar bile fırsat eşitliği kavramını kullanıyorlar. O zaman geçmiş olsun. Kimse şey yapamaz. Can Yücel'in bir lafı var. Der ki Can Yücel, benzer kentler benzer insanları yaratır. Benzer insanlar da benzer kentleri yaratır. Biz gideceğiz liberallerin, özellikle neoliberallerin kavramlarıyla mı eğitimi tanımlayacağız? Osman Hocam, değerli hocam, ilk defa bir konum 30 dakika kaldım. Format 25 dakika. Arkadaşlar bir dakika daha uzatıyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu bitirelim. Söylüyorum. Daha önce'nin sözünü söyledim. Şunu söylüyorum. Kavramla, eğitimde bir terminoloji sorunumuz var hocam. Bunu en iyi sen bilirsin. Terminoloji sorunumuz var. Eğitimde fırsat eşitliği diye bir şey olmaz. Eğitim haktır kardeşim. Yani eğitim haktır. Yani sen bunu hak olarak görmüyorsan liberal bir hezayanın içerisine girersin. Çok net olarak ifade ediyorum. Bunu ifade etmemek de eğitimcinin günahıdır. Onu da çok açıkça söyleyeyim. Bunun dışında bir sürü kavramsal sorunumuz var. Kaliteli eğitim. Neyin kalitesi? Eğitimin kalitesi olmaz. Kalite malda olur. Eğitimin niteliği olur. Çocukların nitelikli eğitime erişme hakkı vardır. Ve son olarak lütfen bunu yayınla. Okullarda yerel yönetimlerin yapması gereken en temel çalışma şudur. Tamam, bir sürü anaokulu açıyoruz, onu yapıyoruz, destek kursları açıyoruz falan filan. Yapmamız gereken şu Şahin Hocam. Okullarda bir öğün yemek, bir adet su. Bunu kurmamız lazım. Yani okullarda çocuklar aç hocam. Yani geçen gittim bir kantine gittim. Bir hamburger söyledim okul kantinine. Bu arada bilerek gittim buraya. Bir hamburger, bir su, bir kola söyledim. 70 lira hocam. Yani olmaz. Herkes yani 70 lira. 70 lira hocam. Bu çocuk 22 gün okula geliyor ayda. Ve de Osman Hocam, bir devlet kendi çocuklarını doyuramıyorsa zaten devlet olma üzerinden uzak. Olmaktan teşekkür ediyorum. Osman Hocam, burayı da yayınlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Var mı iletmek istediğiniz bir şey başka? Seni çok seviyorum. Burayı yayınlama. Çok teşekkür ederim hocam. Biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, seni var olun. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Bu emeklerin hocam, Şahin Hocam. Emeklerin çok farklı. Senin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Senin emeklerin çok farklı. İzmir'de seni açtığımız okullarda ağırlamak istiyorum. Mutlaka onur duyarım. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Evet, son aylarda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecrası 23 derece ekranlarında bugün eğitimci danışman Osman Çağrışahin ile Türkiye'de eğitim ne durumda? Eğitimde fırsat eşitliği olmaz. Eğitim bir haktır. Eğitimin kalitelisi olmaz, niteliklisi olur, kalite ancak niteliksiz ya da cansız şeyler için olabilir gibi pek çok başlığı konuştuk. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.